Mutlu yıllar yay ve yükselen burcu yay olanlara. Yani Türkiye'deki tüm herkese mutlu yıllar. Umutlu, huzurlu, sevgiyle, aşkla, sağlıkta, huzurda, toprağımız berekette, gözyaşı bitip mutlulukta olsun diyorum. Yay ve yükselen burcu yay olanlar. Selam. <laughs> Neden? Çünkü sizin para ve yetenek evinizde. Ne yetenek evinizde? Satürn. Yani 2018'den bu yana ikinci evle alakalı konular. Yani çok yeteneklisiniz parayla alakalı noktalarda ama bunlar çok kısıtlı hayatınızda olduğu için bu dengeleri bir türlü oturtamıyorsunuz. Ve hala da bu dengelerle alakalı kök aileniz ya da anne babanız ne kadar size destek de olsa bir şeyleri parasal konuda hani yetiştiremiyorum. Maaş bana yetmiyor. Yani çocuğumun taksitini ödeyemiyorum, yetmiyor. Yani bu dönem, bu yetmiyorlar, bu yıl yetmiyorların fazlası hayatımıza giriş yapacak. E, bu da şunu demek istiyorum. Evet çok yorucu dönemleri atlattınız ama e, sizin e, enerjinizde şu var. Gerçekten paranız yetmiyor ya. Şimdi ben otomatikman şey yaptım. Evet ne kadar Jüpiter, e, Satürn enerjisinde ve iyi konumda olması da size bir gizli bir el gibi gizli bir enerji gibi destek olmaya çalışacak ama yine yetinmeyecek yetemeyeceksiniz çünkü kazanç düzeniniz düzeniniz oluşumlar ekonomi evreler sizi çok fazlasıyla zora sokacak ama ben umutluyum ya yay burçlarından yani ne kadar size maddi kaynaklarda zorlanma çünkü ne ne getirmeyi öğretiyor aslında size işinizle alakalı Ortaklık varsa, ne bileyim, bunu bırakıp tek başına sahip olmak, bu benim demeyi öğretmeyi. Ee, kardeşinizle ortaksınız, hayır, artık ben demeyi, bu benim işim demeyi öğreneceğiniz için, bence gizli el size güzel dokunmuş yani bu güzeli yani Jüpiter'in size dokunan o güzel enerjisini çok doğru keşfettiğinizde çünkü ikinci ev para ve yetenekler yani size ait para ve yetenekleri temsil ediyor. Siz kendi elinizle yapacağınız her şeyin gücüne yavaş yavaş oturup dengeleri o kadar sistematik yerine koyacaksınız. Siz bile kendinizi hayret edeceksiniz. Evet şu an paranız yetmiyor. Hak veriyorum. Çünkü ortaklı işler kazancınızın sistemi belli. Gidecek yerler belli ama artık cesur ol. Gizliliğe inan, ve bazı dengeleri tamamıyla hayatından çıkart ve sen tek başına yürümen gerekiyor. Bu tek başına yürümek sana iş deneyimini, başarıyı ve kazanmayı, parayla ilgili korktuğun her şeyi yenmeyi öğretecek. Ne kadar güzel değil mi? Ben sizi sevdim. Siz de beni sevin vallahi. Kızmayın. O yüzden oldukça hani sanki annemizin duasını alırız. Hani babamızın duasını alırız ya. Yani böyle bir denge vardır. Arkadaşımız uyuyor da uyandıracak şimdi. E, resmen horluyor. Yani bu horlama nedir bilmiyorum. Yani siz aslında hayatınızla alakalı noktada iş konularınızla ilgili o kadar güzel oluşumlar sağlayacaksınız ki bu oldukça maddi olarak da sizi güçlendirecek. Yapmak istediğiniz sürpriz değişimler kalbinizi hissedin. inanın ve geri de her şeyi bırakın. Çok güzel oluşumlar yaşayacaksınız. Yani değişim ve dön dönüşüm diyorum. Siz kendinizi değiştirdiniz, dönüştürdünüz. Kadehinizdeki suyunu keyifle yudumlayın istiyorum. Bu niye uyuyor hala? Uyandıramadım mı? Uyandım. Tamam. Ya, Devam ediyoruz canlı yayına. Aynen horluyordun. Mı Sessiz canlı yayındayız. <laughs> e, o yüzden size güzel bir oluşum yaşayacak. Arkadaşımız uyuyordu. E, güzel bir değişim yaşayacak. E, bu değişimi doğru değerlendirin. E, Satürn kütüphane kavuşumu gerçekleşecek. Yani e, başında ve sonunda gerçekleşecek bir oluşum var. E, bence kariyer ve parasal konularında kaynaklarınız değişecek, yenilenecek, olumlaşacak. Akışlar, çevre, alan, insanlarla bağlar çok ciddi anlamda güçlenecek. Dengeler doğru yolunu bulup doğru değerlendirilecek. Bence Mart ve Haziran dönemlerinde de çok istediğiniz aracınız, malınız, eviniz, paranız ya da gitmek istediğiniz seyahatiniz, planladığınız ailenizle toplu gitmek istediğiniz seyahatlerinizin kapılarını açma dönemi olacak. Ben sizi tebrik ediyorum şimdiden. Milli piyango, şans oyunları da denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü size bir gizli bir el var. Yani şöyle deriz. Fatma anamızın eli bize değdi. Belki de hani e, Rabbimin e, inandığı yeryüzündeki her şey Allah'ın bize verdiği bir emanet. E, Jüpiter'in gizliyle de size dokunduğu için bunu iyi değerlendirin. Sağlık konularınızla alakalı özellikle ve özellikle şunu demek istiyorum. E, göz operasyonu geçirebilirsiniz. Bir an gözüm ağrıdı. Gerçekten doğru söylüyorum. Özellikle göz ve ee, içte kanama olabilir. Ya da sinirsel yıpranmalar olabilir gözünüzde. Yani vücut, vücutta çok ciddi sağlık problemleri yazmamışım. Ama gözdeki, belki gözle alakalı ciddi görme, o uzak ya da yakın ama belki göz estetiği olmak istiyor olabilirsiniz. Her şey olabilir ama gözde iç kanamalar, sinirsel kaynaklanan sıkıntılarınız olabilir. Bence şimdiden göz doktorunuza gitmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Bir de ailenizle alakalı çok güzel bir malın size kalacağı ile ilgili bir sevinç yaşayacaksın. Nisan ve Kasım ayı Satürn ve Jüpiter'in kavuşumları özellikle beklediğimiz terfiler, devletle alakalı oluşmasını istediğimiz yeni kapılar, e, ne bileyim beklediğiniz paralar ya da hiç olmadık hani niye size şans oyunları oynayın diyorum ya, beklenmedik sürpriz paraların size yavaş yavaş geri döneceğini mutluluğunu yaşayacaksınız. Bence e, yay burçları gerçekten şans oyun oyunu yani sonuçta milli piyango devlet devletin size verdiği bir para, kendi paramızı bize veriyorlar. O yüzden şans oyunları oynamanız taraftarı ki bağımlılık olmadığınız sürece. E ee, 1. ve 7. aks yani Mayıs ay düğümleri ve birinci ve 7. ay e, aksına geçiş yapıyor. Bazı yaylarda ilişkiler kopma, komple kopartma kararı alacağız. Bazı yaylarda da e, biz merkezimizi, merkezimizi koruyalım, ilişkimize devam edelim. Hatta bekarlara da evlilik diyorum. Ve özellikle çocuk, hatta şöyle son zamanlarda Yay burçları kadınlarında şu başladı. Ya ne yapayım gidip bankadan sperm alayım da çocuk mu sahibi olayım. Yani bir aile kuramadım, var mı evlat sahibi? dediğim noktada doğru hayat arkadaşınız bulacaksınız ya da çocuk sahibi olacaksınız. E, bekarlarda evlilik, huzur ve mutluluk söz konusu olacak. Ama e, şu var özellikle e, ee, çocuk sahip olmak için biliyorsunuz ki e, artık yasa gereği evlenmeden de çocuk sahip olabiliyor herkes ama bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir şeyin imkanı evet zaman geçtikçe olabiliyor ama e, radikal evlilikler bitebilir bunları kontrol edelim çocuğu hani çocuk doğurayım da evliliğim kurtulsun diyen e, Yay burçlarına diyorum ki çocukla hiçbir evlilik kurtulmuyor. O yüzden sevgi ve şefkat verin ve dengeyi kontrol edin. Ee, ama bazı radikal kararla sizin hayatınızda e, çatışmalar. Neden bu gerçekleşecek? Venüs Retrosu ile alakalı bir durum olacak. Ya da bu, bu bir ve birinci ay ben 7. ev sen yani ilişkiler ben sen ilişkilerinizle alakalı büyük çatırtamalar ama doğru dengelerseniz doğru dengeyi de yakalayacaksınız o yüzden bu sene dikkat etmeniz gereken akslarınızdaki evleriniz 1 ve 7. ev ve ikinci ev. Ama para yetenek eviniz olduğu için siz kendi nasıl para kazanacağınızı, nasıl noktada olacağınızı biliyorsunuz. Sizin de anne ve babayla ilgili güzel bir mal akışı olacak. Gayrimenkulü destekleyebilirler. Size güzel bir süreç. Ama e, ailenizle birlikte bir köy evi mi, yayla evi mi not almışım. Farklı bir yerde dağda ev almak. Böyle bir not almışım. Ailenize yapmak istediğiniz bir yatırım olabilir. Ve annenize, babanıza yapmak ya da eşinize böyle yapmak istediğiniz bir yatırım olabilir. Bunun da bu yıl bitmeden yapacağınız yapacağınızı görüyorum. Yani haritanız bu enerjinizin sihirli eller var ya sizde. O yüzden size bu enerjiyi veriyor. Bunu doğru noktada yapın lütfen. Bir de dostluk diyalog konularınızda fazlasıyla verici bir yapıya sahipsiniz. Biraz e, e, Yay burcu 9. evdir. Yani öğrenmek, daha iyi öğrenmek. Yani gezmek, seyahat etmek. Yani bilmediğin her noktaya dokunmayı ister. Çünkü eee 9. ev bizim hayatımızda şunu getirir. Yani biz Zodiyan 9. evinden bahsediyorum. 9. ev bize gitmediğimiz, almadığımız eğitim, kariyer, yüksek eğitim, akademik kariyerler, öğretim, devlet adamları da imamlar, ha, e, ha, papazlar. Yani biz büyüklüğü temsil eden bir noktadır. O yüzden sizdeki bu enerjinin çokluğu seyahatlerinizde de hayatınızda da çok güzel renk getirecek. Şimdiden tadını çıkartın. Keyfine bakın diyorum. E, belki kardeşler arasında çözmeniz gereken e, diyalog çocuklar zaman ayıramıyor olabilirsiniz vakit dostlarınıza vakit ayıramıyor olabilirsiniz eşinizle dışarıda kahve içmeyi unutmuş olabilirsiniz Çünkü sizin kafanızdaki hep para ve yeteneği ön plana attığınız için Evet fırsatları da değerlenmek için Evet benim eşim beni seviyor evimde kaldı Hayır ona da zaten güzel güzel seyahatler var ama hani çoluğu çocuğu kenara bırakalım, baş başa flörtlerimizi de bu dengeleri de sağlayıp Eğer sevgiliniz varsa sürpriz kar mevsimine geldik Bulağa gidip kayak yapabilirsiniz. Ne bileyim, insan her yere gitmek istiyor. Doğru bir dönem, istediğiniz seyahatleri, istediğiniz gerçeklikleri yaşayacaksınız. Sadece ve sadece sevgilinizle baş başa zaman ayırıp bu konudaki eksikliğinizi iyileştirmeniz. Kalp, aşk sevgi konusundaki eksik taşlar otursanız muhteşem bir evliliğiniz de var. Kurtarmanız lazım. Ama radikal boşanmalar da olacak. Bir de çocuğunuzun belki alerjik burun boğaz enfeksiyonlarıyla alakalı doğduğundan beri rahatsız olduğunuz bir mevzu varsa bu konuda artık hanenizde sorun olarak kalmayacak. Hatta kız çocuğunuz varsa da Şöyle söyleyeceğim, acayip yetenekli ve iyi bir mimar olacağını düşünüyorum. Renklere çok düşkün bir enerjisi var. Bunu da bu çocuğu da bu noktalarla iyileştirsek sevinir. Sevgili yaylar, mutlu kalın. 2020 size uğur ve bereket. Zaten el değmiş, o eli tutun. Hayatınızdan bırakmayın istiyoruz.